Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size enfes bir yemek yapacağım arkadaşlar. Saç kavurma. Saç kavurmayı evde yapacağız. Döküm tavada. Herkes yapsın diye tarifimi öyle veriyorum. Malzemelerimiz. Şimdi arkadaşlar sotelek et aldım. Dana eti. Renginden belli zaten. Gayet güzel açık renkte. Bunu herhangi bir marketten alabilirsiniz. Sırt eti alırsanız daha yumuşak olur, daha çabuk biter. Etlerimiz burada. Çok ince biçimde biber doğradım. Çok ince. Ve ince biçimde küp küp domates doğradım. Patateslerimi kızarttım, altın sarısı. Baharatlarım, ekmeğim ve terazim. Teraziyi niçin kullanıyorum? Arkadaşlar bir porsiyon saç kavurma 100 gram olacak. Bir kere de iki porsiyon pişireceğiz. Gördüğünüz gibi burada 200 gram et var. Dara salınmış. Şimdi ne yapıyoruz? Önceden döküm tavamızı çok güzel ısıtıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Bir miktar sıvı yağ koyuyoruz. Kimisi kuyruk yağla yapıyor. Herkes beğenmez. Yağımızı kızdırıyoruz bir güzel. Ve etlerimizi atıyoruz. Arkadaşlar niye 2 porsiyon yapıyorum? Eğer 3 porsiyon, 4 porsiyon yaparsam et susar. Biz burada kavurma yapacağız. Bunları rengi dönene kadar bu güzel kavuracağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etlerimiz kızgın ateşte çok çabuk oldu. En fazla 4-5 dakika. Şimdi etleri pişirdikten sonra bir miktar biber atıyoruz. Şöyle biberi bir çeviriyoruz. Önce etler arkadaşlar. Zaten yağımız çok kızgın olduğu için biberlerimiz çok çabuk pişti. Sıra geldi domatese. Bunun miktarı size kalmış. Çok da domates ekşitir. Domates suyunu pişiyor. Burada mühim olan altı devamlı açık olacak arkadaşlar. Devamlı. Baharatlarımıza gelelim. Birazcık acı pul biber. Bu da sizin tat isteğinize göre. Biraz soğuk kırmızı biber. Ve istediğiniz kadar tuz. Bunlar hepsi keyfi. Bunu güzel karıştırıyoruz. Domateslerimizin olmasını bekliyoruz. Domateslerimiz oldu. Şimdi eğer başka yapmayacaksak altını kapatıyoruz. Ve kekik arkadaşlar altını kapattıktan sonra atıyoruz. Burası önemli. Kekiği yaktıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Hem tadı bozar hem acılık yapar. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Sıra geldi ekmeklerimize. Bir yarım ekmeği şöyle arkadaşlar bandırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu ikiye bölüyoruz. Herkesin hakkını eşit veriyoruz arkadaşlar. Siz ekmeğe banarak da yiyebilirsiniz fakat güzel taze bir ekmek olunca böyle çok güzel oluyor. Bunu böyle yaptık. Biraz da patates koyalım. Sizi bilmem ama etle patates çok iyi gidiyor. Ben bunu soğanlı yapmadım arkadaşlar. Bence domatesle soğan salatadan başka hiçbir yerde beraber yakışmıyor. Ama soğanlı da yapabilirsiniz.
Şekil bu. Afiyet olsun arkadaşlar.